Aynen. Bir beraber fotoğraf çekelim. Bizim orası. Aldığımız 7 sendikayla beraber aldığımız eylem kararının akabinde bugün sabah arandık. Maliyeden paranın geldiğini, hastane yönetiminin artık tabii sözlerine inanasımız gelmiyor bu son yaşananlardan sonra, ama şunu da söylemek lazım: maliyeden paranın geldiğini ve bankada 2 gün işletildikten sonra yasal süre sonrasında perşembe günü hesaba geleceğini ilettiler. Biz de şunu söyledik: biz zaten bizim olan, hani bir ödülmüş gibi bize anlatılana karşı çıkıyoruz. Biz bu ödül gibi, bize sanki bir fazla bir şey veriyormuş gibi algıyı kabul etmiyoruz. Zaten bizim olan bize gelecekti. Biz bu süreci başlatıyoruz. Bugün burada perşembe günü yatmadığı takdirde de buradan biletelim. Herhalde bütün sendikalarla yine konuşacağız ama gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanıp iş bırakma dahi yapacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu kapıda beklemeye devam edeceğiz. Ama hakkımızı alarak. Hakkımızı almadan hiçbir işlemin sonucu yok. Yalanlara, dolanlara karnımız tok. Bizler bugün yarın cümlesinden bıktık. Artık sağlık çalışanları her platformda hakkının yenilmesini maalesef kaldıramaz hale geldik. Bir kurumun yöneticisinin de en temel önceliği ve ilkesi çalışan memnuniyeti ve ücretleri olmalıdır. Biz sağlık çalışanları emeğimizin karşılığını zamanında ve istikrarlı bir şekilde talep ediyoruz ki bu kuruma hizmet eden insanlar olaraktan en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum. Bu süreci daha öncesinde biz Eylül zamanından beri geç yatırılan teşvik ödemeleri, nöbet ücretleriyle biz bunu eylemlerimize taşımıştık. O süreçten bu zamana kadar geçen 7-8 aylık süreçte maalesef hep cümlelerimize maalesef diyerek başlıyoruz. Bunda herhangi bir düzelme olmuyor. Yani biz üretimden gelen gücümüzü mutlaka sahaya yansıtmak zorunda kalıp eylem yaptıktan sonra bu mali haklarımızı elde etmek zorunda kalıyoruz. Biz bu diyalog istedik. Defalarca toplantı talep ettik ama maalesef her zaman gittiğimiz zaman arkamızda gördüğünüz başhekimlik bize için sadece duvardan ötesi olmadı. Diyalog kısımlarını asla geçememiş olduk. Ne yazık ki bu süreçte aylardır sürüyor. Geçen ay teşvik kat sayılarımız, bizim mücadelemiz arttı, evet, ama elimize geçen en ufak bir ücret dahi olmadı. Bu verilen sözlerin tutulmaması nereye kadar sürecek? Sürekli geçiken bir ödeme sistemi ne zaman son bulacak? Hepimizin gündeminde acaba bu ay ne için eylem yapacağız? Acaba bu ay hangi hakkımızı yeme çabaları içindeler diye düşünmekten çalışmaya bile odaklanamıyoruz. Bu kadar yoğunlukta çalışırken, emeğimizin karşılığını alamamaktan, faturalarımızı ödeyememekten, kredi borçlarımıza sürekli faiz binmesinden, çocuklarımızın masraflarını karşılayamamaktan, boğazımızdan kısmaktan bıktık usandık. Bıçak kemiğe dayandı artık. Acı reçete bize değil, sermayeye kesilsin istiyoruz. Hiçbir geri adımı da kabul etmiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar alanlarda olacağız. Kabul etmediğimizi ve derhal bunu düzeltilmesi gerektiğini göte, bakın en üstte. Bunu unutmayalım arkadaşlar, kazanacağız. Teşekkür ediyorum. İstifa!